Çok şıksınız efendim. Ya teşekkür ederim. Nasılsınız? Birkaç işim var. Alışveriş. Çok fazla buraya gelemiyorum. Birazcık trafik oluyor. Alışveriş, dişçi, öyle o tarz şeyler. Yazın nasıl geçti? Yazın neler yaptınız? Çok güzel geçti. Rüya gibi Bodrum'da öyle çocuklarla ve işte Tolga, onun kızı hep beraber tatil yaptık. Sonra buraya geldik, gerçek dünyayla tanıştık. Yani burada çok fazla koşturmamız var. Tabii orada çok sakin ve çok rahattık. O yüzden tatilin kötüsü olmaz. Öyle güzel anılarla geri döndük. Bu yıl, önümüzdeki yıl sizinle ilgili ne gibi gelişmeler olacak? İş hayatında, televizyon, Televizyonda var. Zaten programı devam ediyor. Onun dışında yeni şeyler var. Bakalım, sunuculuk, işte tanıtım, organizasyonlar, onlar her zaman devam ediyor zaten. Onun dışında her şey yolunda. Çocuklarla çok vaktim zaten geçiyor. Her zaman böyle onların okullar başlıyor biliyorsunuz. Okula bırakmak, almak. Onları işte hayata hazırlamak. Geçen gün sosyal medyada çok konuşuldu. Kızınızla bir fotoğrafını paylaştınız. Ya, büyümüş diye. Kocaman, inanamazsınız yani, kocaman oldu. Sizin önünüzde büyüyor. Ömer de gerçi öyle. Ömer de öyle. Tabii Ömer falan beni geçti zaten. O her gün bakıyorum aşağı iniyor odasından. Ömer de öyle. Bugün de uzamışsın. Yani uzun bir anne babadan. Evet evet, uzun olacaklar yani, belli. Peki ne gibi, gelecekte ne gibi meslek sahibi olmak istiyorsunuz? Ya Ömer zaten basketbol oynuyor. O çok seviyor. İnşallah ileride böyle iyi bir basketbolcu olmak istiyor. İrem, bakalım, İrem 2 sene sonra üniversiteye giriyor biliyorsunuz. O da daha yeni kafasında aslında oturuyor. O da tenis oynuyordu. Çok büyük bir vaktini tenis alıyordu. Şimdi bakalım, daha çok daha yoğun üniversiteye, yurt dışında istiyor. Bakalım inşallah. Ünlü bir anne babanın kızı yani, yani oyunculuk tarzı, dizi, mankenlik. Vallahi yapabilir. Bazen çünkü benim yaptığım işe karşı böyle bir ilgisi oluyor. Eskiden bu kadar olmazdı. Merak ediyor tabii. Arkadaşları daha çok işte soruyorlar, merak ediyorlar. O yüzden ne yaparsa yapsın her zaman ben onların yanındayım. Neyi seçerlerse seçsinler. Ama onların böyle büyümelerini görmek, böyle gözümün önünde bu kadar güzel bir şekilde büyüdüklerini görmek, insan emeklerinin karşılığını alıyorlar. Pırlanta gibi iki tane çocuk oldular. Kolay değil çünkü ünlü insanların çocukları için de hayat bu kadar kolay değil. Onların daha fazla hem avantajları oluyor ama dezavantajları da oluyor. Çok şükür onlar çok mütevazi, çok tatlı çocuklar oldular. Öyle gurur duyuyorum onlarla. Paylaşımlarda da olsun, yani normalde de sizi gördüğümüz hep yüzünüz gülüyor, çok mutlu görüyoruz sizi. Öyle, neyi bağlıyoruz şükür bunu? Ben genel aşk olarak diyebilir miyiz efendim? Aşk %99 insanın hayatını çok güzel etkiliyor. Çok şükür muhteşem biriyle beraberim. O beni her anlamda her zaman mutlu ediyor birbirimize karşı. Tabii ki her zaman söylüyoruz, iyi ki bulduk birbirimizi. Çünkü bu devirde de insanların bu kadar şanslı bir şekilde birbirini bulmaları, hayata aynı bakmaları, birbirinden bu kadar keyif almaları kolay olmayabiliyor. O yüzden ben çok keyifliyim, çok mutluyum. Genel olarak da pozitif bir insanım. Allah hepimize sağlık versin. Sağlık olduktan sonra gerisi oluyor. Yapabilecek işim var, sağlıklı çocuklarım var, mutlu bir hayatım var. Daha ne isteyebilirim? Mutlu bir haber alabilir miyiz efendim? Kısmet bakalım. Ya biz zaten kendi aramızda çok öyleyiz. Her zaman da söylüyoruz. Gönülden öyle bir bağımız var. Ya işte o dediğimiz insanlarız birbirimiz için. Birazcık daha zaman var. Bakalım biraz daha çocuklar kendi hayatları düzenlerinden ayrılmasınlar. Onları bir böyle üniversiteye gönderelim. Biz her zaman sonuna kadar bu yola beraber çıktık. Evlilik olmasa bile dediğim gibi her zaman gönülden birbirimize bağlıyız. Zaten öyle gibiyiz. Bir olarak bakıyoruz kendimize. Size anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Daha ne anlatayım? Her şeyi anlattım. Magazinciyiz, buluruz bir konu da hani evet. Fazla da ya. Siz girmiyorsunuz şeylere. Yok, girecek bir şeyim yok. Benim hayatımda saklayacak bir şeyim yok. Gayet güzel sizlerin karşısında yaşıyorum. Çocuklarım, sevgilim, hayatım, işim. Zaten bu kadar
vakit alıyor her şekilde. Son olarak mağazanız vardı ama e-ticaret devam ediyor mu? Mağaza herhalde... Hayır, e-ticaret. Her şeyi kapattım. Kapattınız mı? Her şeyi kapattım. Vaktim yok, uğraşamıyorum. Bu ayrı bir işmiş. Onu da anladım. Güzel bir şekilde yaptım. Bu kadarmış. Şimdilik bu kadar. Peki. Kendi işlerimdeyim. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Çekebilirsiniz. Tabii.